Saygıdeğer izleyicilerimiz, dünyanın pek çok noktasından koronavirüsle ilgili alınan tedbirler protesto ediliyor. İnsanlar sokaklara dökülüyor. Avrupa'da bu protestoların merkezi Almanya olmuş durumda. Özellikle hafta sonları on binlerce insan sokaklara dökülerek alınan tedbirleri protesto ediyorlar. Bununla ilgili yeni gelişmeler var. Bunları hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz Alman polisinden yapılan açıklamaya göre en büyük gösteri Hamburg'da yapıldı. Yaklaşık 35 bin kişi sokakları doldurdu ve şu şekilde protesto gösterileri yaptılar. Ölçü doldu, taşıyor. Ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin yazılı pankartlar taşıdılar. Frankfurt'ta da Münih'te de benzer gösteriler oldu. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Bildiğiniz üzere şu anda Almanya'da 5 ile 11 yaş arasında çocuklara da bu sıvıların vurulmasıyla ilgili olarak karar çıktı tüm eyaletlerde, okullarda, aile doktorlarında, muayenehanelerde ve bu sıvı merkezlerinde bunlar çocuklara da vurulacak. Bunun yanı sıra Şubat ayı itibariyle herkesin bu sıvıları vurdurması çıkartılacak olan yasayla beraber zorunlu hale getirilecek. Şimdi böylesine bir tablo varken bu sokaklara dökülen on binlerce insan artık yeter diyor. Peki bu insanlar neden yeter diyor. Bu insanları bu sokaklara dökülecek noktaya getiren sebepler neler? Ve bundan sonra bizleri daha neler bekliyor? Bunların hepsini tek tek ele alacağız. Bakın kıymetli izleyicilerimiz. Almanya'ya baktığımız zaman Avrupa içinde aslında aynı şeyleri söyleyebiliriz. Vaka sayıları geçen yılla aynı noktaya geldi. Günlük vaka sayıları 100 bine doğru geliyor. Hayatını kaybeden insanların günlük sayısı sadece Almanya'da 500'ü geçmiş durumda. Yine Almanya Federal Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre şu anda pek çok eyalette yoğun bakım yatak sayısı sıfıra düşmüş vaziyette. Yoğun bakım gerektiren hastalar başka eyaletlere uçaklarla taşınıyor. Hollanda'ya bakıyoruz. Pek çok noktada yine vaka sayıları artmış. Hastanelerin pek çoğunda yer yok. Acil durumlar haricinde pek çok ameliyat iptal ediliyor. Avusturya biliyorsunuz en erken kapanma kararını alan ülkeydi. Onda bile kapanmaya rağmen vaka sayılarının arttığını ve yeni mutant olan omikron mutantının da görüldüğünü hastaların olduğu ifade ediliyor. Şimdi böylesine bir tablo var. Alınan tüm tedbirlere rağmen maalesef insanların beklemiş olduğu netice alınmış değil. Bunun bir de sıvı boyutu var. Profesör Doktor Uğur Şahin bir açıklama yaptı. iki doz olmak bu omikrona karşı koruyucu olmak anlamına gelmiyor. Aşıları tamdır diyemem diyor. 3-4. dozların da mutlak surette yapılması gerektiğine işaret ediyor. Şimdi arkadaşlar tablo basitçe kısaca bu. Yani alınan tedbirleri ve sonuçlarına baktığımız zaman hızlı bir şekilde vakaların arttığını gözlemleyebiliyoruz. Aynı şekilde hayatını kaybeden insanların da arttığını görüyoruz. Bu insanlar bu koronavirüsün çıktığı ilk günden bugüne kadar sokaklara çıktılar. Protesto gösterileri yaptılar. bir Yeter artık bizi dinleyin dediler. Ancak her ne hikmetse ne siyasetçiler ne karar alma yetisi olan insanlar bu insanları ne görmek ne de duymak istiyor. Aksine polislerle bu insanları gözaltına alıyorlar. Bu insanlar hakkında işlemler yapıyorlar. Başkasının sağlığı hakkında çıkartılacak bir yasa ne derece hukuka uygundur? Yani senin sağlığınla ilgili biri diyor ki, bunu yapacaksın, bunu yapacaksın, bunu yapacaksın diyor. Senin vücudunla ilgili, sağlığınla ilgili bir konu bu konuda sana seçme hakkı vermiyor yine biliyorsunuz bu sıvılar piyasaya çıkmadan önce ne diyorlardı bu sıvılar mecbur değil isteyen yaptırır isteyen yaptırmaz diyorlardı ama öyle bir noktaya geldik ki arkadaşlar bu sıvıları yaptırmayan insanlar evinden çıkamayacak Bugün Almanya'da 25 milyon insan bu sıvıları vurdurmadı onları para cezası bekliyor ve sonunda yine yapmamaya konusunda ısrar ederseler hapis cezası bekliyor Şubat ayında çıkartılacak olan yasanın muhteviyatı bu. E şimdi Merkel'e bakıyoruz. Merkel emekli oldu, gitti. Yerine yeni bir başbakan geldi. Scholz o da aynı. Aynı kafada. Değişen bir şey yok. Onlar da yeni yasaklar getirmenin derdine düştüler. E Merkel'e baktığımız zaman defalarca söylemedim arkadaşlar, zorunlu değil, zorunlu değil, zorunda ister yaptır, ister yaptırma bu senin bileceğin bir şey. Demedi mi? E şimdi Merkel emekli olmadan önce ne diyordu? mutlaka zorunlu hale getirmeli dedi. E yeni Başbakan'a bakıyoruz şu anda. Geçtiğimiz günlerde eyalet başbakanlarıyla bir toplantı yaptı. Orada konuşulan tek konu vardı. Yine bu sıvılar, yine bu koronavirüsle ilgili alınacak yeni yasaklar, yeni tedbirler. İnsanlar da bu sokağa dökülen insanlar da soruyor ve söylüyor diyor ki ne zamana kadar bu koronavirüsle biz yaşamaya devam edeceğiz? Almış olduğunuz tedbirler başarısız bir şekilde devam ediyor diyor. Çünkü Vaka sayılarına ve hayatını kaybeden insanların sayısına baktığımızda sizi başarısız olarak görüyoruz diyorlar. Bu insanlar hiçbir şekilde hiçbir siyasetçi tarafından dinlenmiyor, dinlenmek istenmiyor. İster istemez. Benim de aklıma şöyle bir şey geliyor. Bu işin arkasında, perde arkasında ne var? Çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. İnsanlardan saklanan bazı gerçekler mi var? İşin içerisinde para var mı? İşin içerisinde yeni dünya düzeni dediğimiz düzen var mı? İşin içerisinde büyük sıfırlama dediğimiz bu büyük sıfırlama var mı arkadaşlar? Şu anda Avrupa'da arkadaşlar 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklara vuruluyor, vurulacak. Sonra 0-5 yaş arasındaki yeni doğan çocuklara da bu sıvılar vurulacak bilim insanlarına saygı duyuyoruz. Onlara bir şey söylemiyoruz. Doktorunuza lütfen bu konuda danışın. Ama ben bu işin, bu krizin doğru düzgün bir şekilde yönetilmediğini, hukuka uygun olmadığını, demokrasiye, insan haklarına uygun şekilde kararlar alınmadığını ifade etmek istiyorum. Demokrasinin insan haklarının beşiği olduğunu söyleyen Avrupa'nın göbeğinde, Avrupa ülkelerinde maalesef bugün neredeyse insanları evinden çıkıp çıkartıp kolunu tutup bu insanların kollarına bu sıvıları zorla vuracakmış gibi havalara istiriyorlar. Yeni bir mutant var. Omikron denilen biliyorsunuz. Bununla ilgili ne olduğu bile belli değil. İki yıldır hayatımızda olan bu omikron denilen ya da koronavirüs denilen belayla ilgili maalesef şu anda bilim insanları da aciz bir şekilde. Hani bu sıvılar bu işleri çözüyordu. Tek doz yeterli diyorlardı. Hatırlıyor musunuz geçen sene? Sonra iki doz dediler. 3 dediler. Şimdi dördüncü dozu konuşuyor Profesör Doktor Uğur Şahin. Ben de soruyorum. Ne zamana kadar? Nereye kadar? Bu işin son durağı neresi? Bu insanlar sokaklara dökülüyorsa bu insanlara kulak vermek gerekmiyor mu? Bakın bu insanları çoğu siyasetçilere artık inanmıyor. Bakın enteresan bir şey. Merkel partisi neden seçimleri kaybetti? Ben size söyleyeyim. Bu kriz dönemini doğru düzgün bir şekilde yönetmedikleri için ve Almanya'da yaşayanların artık Merkel'e güveni kalmadığı için partisine de oy vermedi. Bu açık bir şekilde anlaşılıyor. Çünkü akşam başka bir şey söylediler, sabah uyandıklarında bambaşka bir şey söylediler. Biz de doğal olarak şunu düşünüyoruz. Diyoruz ki: Siz bu krizi eğer doğru düzgün bir şekilde yönetseydiniz Bugün vaka sayıları 100 bine doğru gelmezdi. Günlük hayatını kaybeden insanların sayısı da 500'ü geçmezdi. Hiç kimse sorumluluk kabul etmiyor arkadaşlar. Hiç kimse hatasını kabul etmiyor arkadaşlar. Bu konuyla ilgili olan yine vatandaş oldu. On binlerce insan Avrupa katasında hayatını kaybetti. İnsanlar işsiz kaldı, ekonomileri bozuldu, hayat daha pahalı bir hale geldi. Yarına dair insanlar plan yapmaz oldu. Böyle bir bilinmezliğin içerisine girdik. Şimdi bütün bu başarısızlıklara rağmen siyasetçiler hala yeni yasaklar peşinde koşuyorlar. Ben bu koronavirüsle ilgili alınan tedbirlerin mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. Aksi halde sonuç belli. Üstelik bakın değerli izleyicilerimiz geçen yıl pek çok ülkede aylarca kapanma meydana geldi kapanmaya rağmen vakaların geldiği nokta şu anda 100 bin mesela Almanya'da. E şimdi baktığımızda önümüzde yılbaşı var. İnsanlar Noel alışverişiydi işte yılbaşı nedeniyle bir araya gelecekler. E bu koronavirüs daha da yayılacak. Ocak ayının ortaları itibariyle vaka sayılarında patlama meydana gelecek. E şimdiden Almanya'daki yoğun bakım yatakları doldu deniliyor. E siz Ocak 15'ten sonra nasıl mücadele edeceksiniz? Yani sağlık sistemleri de çökmüş vaziyette arkadaşlar. İki yıldır hayatımızda neredeyse bu koronavirüs var. Bu olayların bu noktaya geleceğini ben aylardır söylüyorum zaten. E siz ne yapıyorsunuz kardeşim? Hasta yatak sayısını arttırdınız mı? Hayır. Doktor sayısını arttırdınız mı? Hayır. Hemşire sayısını arttırdınız mı? Hayır. Arttırdığınız tek bir şey var yasaklar. Başka bir şey yok arkadaşlar. Ya iki yıldır Almanya'daki hasta yatak sayısı aynı. Arttırılmıyor. Belki de bilerek yapıyorlar arkadaşlar. Bilmiyorum. Hani bunu söylemek istemem. Bakın Almanya'da geçtiğimiz hafta aynı yaşlı bakım evinde yaşları 70 ile 80 arasında 9 tane insan öldü. Koronavirüse bağlı olarak öldü. E şimdi arkadaşlar bu yaşlı bakım evinin müdürü şunu söyledi. Diyor ki siz bu sıvıları bir kurtuluş olarak bize gösterdiniz. Ben Ağustos ayından beri sıvı istiyorum diyor. Yani Üçüncü dozları getirin diyorlar. Kendine, kendisine verilen cevap sıvı elimizde yok deniliyor. Ya bir taraftan kurtuluş diyorlar, bir taraftan da elimizde sıvı yok diyorlar. Yani bu işi gerçekten neredeyse bilerek çözmek istemediklerini söyleyeceğim. Zaten yaşlılardan vazgeçmişler. Yaşlılar ölsün, emekli maaşı vermeyelim, sigortadan bunlar işte hastalık parasıydı, oydu buydu muayene ücretiydi, bilmem neydi. Kasadan para çıkmasın diye düşünüyorlar. Ölüme terk etmişler işte 9 kişi öldü. Doktorsuzluktan Almanya'dan bahsediyorum arkadaşlar. Uganda'dan, Papua Yeni Gine'den, Mozambik'ten değil. Almanya'dan bahsediyorum. Böyle bir durum var arkadaşlar. Bilerek mi yapıyorlar? İnsanlar göz göre göre ölüme gidiyorlar. Değerli izleyicilerimiz lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi siz de videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere mutlaka iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da lütfen bunları yine videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere ulaştırabilirsiniz.